Sayın seyirciler, teknik bir arızadan dolayı özür diliyoruz. Bu akşam son dakika bir haberini sizlere aktarmıştık. 100 günlük icraat metni güven oyundan önce imzalanmadığından dolayı Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti 3. Faiz Sucuoğlu hükümetine güven oyu vermeme kararı aldı ve hükümetten çekildi. Şimdi Sayın Başbakan'a bağlanacağız. Telefonda mı Sayın Başbakanım? Duyuyor musunuz? Sayın Başbakanım merhaba. Sesim geliyor mu? Sayın Başbakanım, sanıyorum hatta bir problem oldu. Evet sayın seyirciler, 100 günlük icraat metni güven oyundan önce imzalanacaktı. Ancak Yeniden Doğuş Partisi ile Demokrat Parti bu metnin imzalanmadığından dolayı hükümetten çekilme kararı aldı. Bundan dolayı şimdi Başbakan Faiz Sucuoğlu'na bağlanacağız. Bu kararı nasıl değerlendirdiğini, nasıl bir sürecin bizleri beklediğinin bilgisini alacağız kendisinden. Evet Sayın Başbakanım, duyuyor musunuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar Başbakanım. Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti'nin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz ve nasıl bir süreç izlenecek şimdi? Yani tabii söyleyecek bir şey yok. Sabahleyin kendileriyle görüştük. Saat 11-11.30 gibi Demokrat Partili bir arkadaş başbakanlığı ziyaret etti. Orada belli konuları tekrardan değerlendirdik. Herhangi bir sıkıntı görünmediğini söylediler ama herhalde ne olduysa öğleden sonra oldu diye düşünüyorum. Öğleden sonra fikirlerini değiştirmişler belli ki. Peki nasıl bir süreç izlenecek şimdi Sayın Başkan? Vallahi burada artık bir erken seçim görüntüsü var. Yani artık ülkeyi büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte bir erken seçim bekliyor. Benim görebildiğim bu. Yarın zaten MYK'yı topluyoruz. Ulusal Birlik Partisi MYK'sını. Orada arkadaşlarla görüş alışverişinde bulunacağız ama yani bu aşamadan sonra bilmiyorum tabii başka bir koalisyon imkanı ortaya çıkar mı ama bu kadar denemeden sonra herhangi bir şeye varılamıyorsa tabii burada artık belli ki demokrasi gereği bir erken seçiminde ciddi ciddi konuşulması tartışılması gereken bir sürece gireceğiz. Peki neden böyle bir karar alındı Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Partisi'nden 100 günlük icraat metnini bizlere aktarmışlardı. Güven oyundan önce imzalanacak gibi bir anlaşma olmuş denilmişti açıklamalarında. Evet, yani şunu söyleyeyim. Tabii ki bu koymuş oldukları ve 100 günlük bir süreye sınırladıkları maddelerin hepsi bizim daha önce kendilerinin de katıldığı Türkiye'deki protokolün içerisinde yer alan bir kısmı da hükümet programımızda yer alan maddeler. Dolayısıyla bunların tekrardan 8'e, 9'a, 10'a düşürülüp sanki yeni bir şeymiş gibi, yeni bir öneriymiş gibi sunulması doğrusu öncelikle biz yadırgadık. Daha sonra ben geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'nda arkadaşlara sundum. Dedim ki bir bakın
ekleyeceğimiz, çıkaracağımız bir şey varsa ona göre bir çalışır ama dediğim gibi ilk duyduğumuz andan itibaren çok da gereği olmayan, zaten daha önce hazırlanan protokollerde harfiyen yer alan maddelerdi bunlar. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin efendim işte şeyden önce, güven oylamasından önce ya bunu imzalayacaksınız ya da biz güven oyu vermeyiz veyahut da güven oyuna girmeyiz. Bunu koskocaman bir Ulusal Birlik Partisi kabul etmesi mümkün değil. Yani bu bir şey gibi oldu. Böyle sıkıştırma gibi. Ya yapacaksınız, imzalayacaksınız ya da biz daha ileriye gitmeyiz. Şimdi tabii bu doğru bir yaklaşım değil. Eğer böyle bir konuda bir açılım yapılacaksa, bu açılım Başbakan'ın ve 8 tane bakanı temsil eden Ulusal Birlik Partisi'nin desinde olması gerekir. Yani burada Ulusal Birlik Partisi'nin bu şantaj gibi görünen 100 gün içerisinde yapılacak maddelerin böyle bu şekilde önüne konması kabul edilebilir bir şey değildi. Biz şunu söyledik ama şey yapılsın, güven oyuna girilsin. Güven oyundan sonra otururuz. Ben hatta bugün 3-4 tane de yeni madde eklettim üzerine arkadaşlarla. Ve oradan sonra dedim konuşuruz enine boyuna ve bunu madem ki bu kadar bir hassasiyet var hep birlikte karar veririz. Ama böyle bir şey gibi bir tehdit gibi ya imzalanacak ya da biz girmeyiz. Bu dediğim gibi koskocaman Ulusal Birlik Partisi'nin kabul edebileceği bir şey değil, bir yaklaşım değil. Bugün gün içerisinde mi oldu bu? Ya imzalanacak ya da çekileceğiz kararı. Gün içerisinde belli miydi? 3-4 gündür konuşuluyor. Dün benim yapmış olduğum ziyarette görüşüldü. Orada da ben kendi parti yetkilileriyle, grupla görüşmem gerektiğini, bunun kabul edilebileceğini tahmin etmediğimi bizzat kendilerine söyledim ve imzalamadım imzalanması gereken metni. Dolayısıyla bu da herhalde anladığım kadarıyla biraz önce Yeniden Doğuş Partisi'nin şeyini gerekçelerini dinleme fırsatı buldu. Yani tabii bunlar bana göre geri çekilmek için yeterli bahaneler değildir. Sizce neden geri çekilmiş olabilirler Sayın Başbakanım? Bilmem, kendileri bilir onu. Ve kendileri eğer gerçekten buysa sebep tamam, ama başka sebepler varsa bunları da halkımızla paylaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başbakanım. Rica ederim, rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sayın seyirciler, bugün 100 günlük icraat metni güven oyundan önce imzalanmadığından dolayı Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Şimdi Başbakan Faik Sucuoğlu'na bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik ve kendisinin de açıkçası beklemediğini bilgisini aldık. DP'li biri açıkçası Faik Sucuoğlu'na gidip böyle bir şeyin olmayacağını söylemiş gün içerisinde. Fakat daha sonra böyle bir karar ürettiğini söyledi Başbakan Faik Sucuoğlu. Kendisinin de bunu beklemediğini dile getirdi. Evet, yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. İyi geceler.